Tonguç 23 Nisan'ımız kutlu olsun Tonguç. 20 kutlu olsun. Aynen süpersin. 23 Nisan neşeli. Aynen tebrik, tebrik ediyorum seni. Hoş gel. geldin diyorum dersimize. 23 Nisan'da olsun. bile ders yapıyorsun. Muhteşemsin. Çünkü Atatürk'ün bir lafı var. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemsiz değildir Tonguç Eren benim. Muhteşem bir şekilde dersimizle devam ediyoruz. Ders çalışmaya ve öğrenmeye devam ediyoruz. Çünkü bir öğrencinin en büyük silahı nedir Tonguç Eren benim? Evet, Kalashnikov. Kale, hayır saçmalama midir saçmalama. Kalemim, kalemimiz de aslında düşmanlarımızı yeneceğiz. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz. Kalemle savaşacağız biz. Hadi bakalım şimdi o zaman. Bu arada Aa, hemen online sınav ya. ama ama bu, bu mesela merak etme Tonguç abi. Yani, yaptıklarını uzaktan eğitimi tekrar yapmak için bir sınav hazırladık. Cumartesi günü saat 12'de şimdiden tonguçsınav.com'a girip kaydol ve sınavımıza kazıl. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Canlı yayında bugün sınavı. zaten öğrendiğimiz dörtgenler vardı ya. Evet, bu hocam. Dört dörtgenlerin, eşkenar dörtgenin ve yamuğun alanını hesaplamasını Yamuk derken neden bana baktınız? Hayır sana bakmadım. Bir de alan çevre ilişkisine bakacağız. Bu konular gerçekten çok hayati, çok önemli. Çünkü ileriki matematik hayatımızda da hep karşımıza çıkacak. Benim matematik değil. hayatım söndü ya. Hayır öyle bir şey yok. Matematik hayatımız sürekli devam edecek ve muhteşem bir şekilde tatil olmasına rağmen biz hala derslerimizde çalışıyoruz. Ev okul programımız her türlü felakete karşı. Bak görüyorsunuz ülkemiz bir sürü virüsün altında. Aynen bilmiyor. hocam. Hala devam ya. ediyoruz. Elimizde böyle çay bardaklarımız. Elimizde güzel güzel evimizde yatıyoruz. Normal insan çayı içiyorum. Ondan sonra e, evimizde yatıyoruz. Benim rahat rahat e, güzel bir şekilde Çok o şükür türlü, sağlıklıyız. Sor, korunuyoruz mükemmel bir şekilde koronadan. Evet geldik. Eko Yay 7. Sınıf Matematik Kitabı'ndan. Sayfa 220-228 arasında bir kere çalışabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacağımız konular bununla bağlantılı. Hocam uçan Gök like atın derse geçtim diyor. YB bro... ...hocam matematiğim çok geri. Bu canlı yine bana yardımcı olur musunuz? Tabii diyor? ki Tonguç Eren Bey. Matematiği zaten... ...halledeceğiz seninle beraber. Ee, eşkenar... ...dörtgenin alanını hesaplarken bilmemiz gereken... ...evet, evet o benim. Ee, bilmemiz gereken bir şey var. Bilmemiz gereken... ...hayır, o seninmiş. Pardon. Önceden bir şeyden bir tanesi nedir biliyor musun Tonguç'um? Taban çarpı yükseklik... ...eşkenar dörtgenin alanını verir bize. Taban çarpı yükseklik ne demek Allah'ını seversen? Yükseklikle tabanı bak, Şurası taban tomuç herhalde benim. Şurası da yükseklik. Çünkü bak şunu bir apartman olarak gör tamam mı? Aa. Bu apartman olarak görsen burası y- ye, apartmanın yeri. Ve bunun en yüksek terası da burası. terasla böyle nayla 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 insanlar burada böyle takılıyorlar. Ve bu terastan aşağı doğru bir ip sarkıstan böyle gitmez mi tomuç? Um? Evet hocam. İşte veya bir asansör inse aşağı doğru böyle gitmez mi? Dikine iner değil mi? İşte burası yüksekliğimiz. O zaman alanı inanılmaz basitmiş. On, çarpı 8 yani 80 bunu Peki ikinci bir şey daha vardı. Eşken, bu arada arkadaşlarımız Zener diyorlar. Gerçekten de 23 Nisan olsa bile derslerimiz devam ediyor. Matematiğim çok kötü değil mürşideciğim. E Düzelteceğiz senle beraber. Merak etme Tomuç abi. Selahattin Matem sen de yerine otur. Selahattin sen de yerine otur evladım. Aysel Aa, seni Kerem oturabilir misin evladım yerinize? Mükemmel dersimiz bir şekilde devam ediyoruz. İrem Yılmaz demiş ki ya 23 Nisan resmi tadil neden ders var demiş. Çünkü biz ev okul programımızda Korona olsa da, e, tatil olsa da programımıza devam edeceğiz ve... Hocam size... tatil demek ne demek? Tatil demek bayrak asmak mı? Tatil nasıl? demek Tomuş Erad'ın benim... E aslında bizim kendimizi geliştirmemiz demek. Önemli bir fırsat. Evde oturuyoruz. O yüzden işimiz yok bari. E, Tahta dışarı çıkamıyoruz. E, evet. Okulda etkinlikler de yok. Bari dersimizi yapalım. Doğrusun kendimizi geliştirelim. Teşekkür ederim hocam. Bir de Bey, Eşkenar dörtgenin alınıp iki şekilde hesaplıyor. Taban çarpı yüksek bir de köşegen uzunluklarının çarpımının yarısı şeklinde hesaplıyor. Ne demek köşegen uzunluğu? Ne demek hocam? Şimdi töncüm bu eşkenar dörtgen zaten bütün kenarların birbirine eşit olduğunu biliyorsun töncüremem. Mesela burası 10'sa burası da 10'dur. Burası da 10'dur. Burası da 10'dur. Peki buradaki e, eşkenar dörtgende bak AC demiş? Yani şu mavi çizgi 12 demiş. Mavi çizgi. Ve Tonguç Eren demiş. Şu kırmızı çizgi de DB çizgisi de 10 demiş. Şimdi bu ikisinin çarpımının yarısı. Bak uzun köşegenlerin çarpımının 12 ile 10'un çarpımının yarısı. E kaç çıktı? Çat diye 60 çıktı. İşte bu kadar basit de eşkenar dörtgen alanında. Eşkenar dörtgen alanında iki yöntem vardı. Unutma Tonguç Eren Bu iki yöntemi de hesapladık. Taban çarpı yükseklik köşegen uzunluğunun çarpımının yarısı. Peki geldik Yamuğun alanına. Yamuk Bana niye da, bakıyorsunuz hocam yamuk, 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 yamuk dörtgenlerden <laughs> önemli olanlar bir tanesi. Biliyorsun Tonguç abi... Biz özel dörtgenler vardı. Özel dörtgenler deyince aklımıza gelecek. Hemen sana kısa bir özet yapayım. Zaten bizim ilkokuldan beri öğrendiğimiz dikdörtgen vardı. Sonra daha da e, erkenden beri öğrendiğimiz kare vardı Tonguç abi. Sonra Tonguç abimin ne geldi karşımıza hayatımıza? Paralel kenar geldi. Sonra Tonguç Bey'in bunun bütün kenarları eşit olan versiyonu eşkenar dörtgen geldi. Sonra Tonguç Bey'in... birazcık daha havalı olalım. Hani birazcık daha zorlara oh, cool. gerekten yamuk geldi hayatımıza. Yani bu özel dörtgenler zaten e, üniversite bile üniversitede bile bunlar çok çıkıyor. Lisede bile çok çıkıyor bunlar. Dolayısıyla bunları çok iyi bileceğiz. da çok basit. ...Toluncuğum yamuk da buna üst taban diyoruz... ...bunu bir apartman olarak gör... ...ama yamuk bir apartman görüyorsun... ...müteahhit yanlış yapmış... ...aynı hayır çok estetik yapmış... Ha. ...bak üst tabanı alt tabanı... ...bu alt taban diyoruz buna da üst taban diyoruz... Yani ...terasına biz üst taban diyoruz... ...burası teras... Burası da yer diyelim. Yerle terası topla, yerle terası topla. Ondan sonra ikiye bölüp yükseklikle çarp. O zaman hemen bunu yapalım mı? Yer 18, teras 12. Toplayıp ikiye böl. Sonra yüksekliğimiz buradan aşağı bir asansör veya ip sarkısak böyle inmez mi aşağı? Evet. Çarpı 9. Şunu unutma. Buradaki yükseklik de buradaki yükseklik de 9'dur. Aynıdır. Onu da söylemek istiyorum. Aa. Veya buradan da insan aynı ipi, aynı ip uzunlukta oluyor değil mi Tomuç'um? Evet hocam. Dolayısıyla 18 artı 12 30 bölü 2'den 15. 15 çarpı 9 9 da 99 kere 5 45'ten 135 çıkar Tonguç herhalde benim. İşte bu kadar basit ve kek orta. Ama herkes yapmış o, ya. Aynen hocam yani ya. Esila Ece yapmış. Maşallah diyorum size gerçekten de. Kerem Kurt ikiye bölmeyi unutmuşsun evladım. Ama hiç sorun değil. 135'e ikiye bölmemiş Kerem Kurt. Bravo diyorum sana. Bak burada böyle ikiye unutmayın lazım. Şimdi Osman gel... Kardım'da doğru. Hocam sahurda ders olacak derim Sahurda, sahurda canlı dersimiz olacak. Sahurda canlı yayınlarımız olacak. Ama sadece din dersinde olacak. Biliyorsunuz Aa, Nihat Hatipoğlu gelecek diyorlar evet, hocam. Evet tebrik ediyorum seni. Çünkü e, din dersi sahurda işlenir gerçekten de. Çok hocam. da ileriz olur. Hocam Şimdi, etkileşim ne olacağını düşünüyorum. Etkileşim yaşında... ne olacak tabii ki. Şimdiden heyecan sardı hocam. Canlı mesela. canlı ders olacak. Şekildeki eşkenar dörtgen ile yamuğun alanları birbirine eşit ve her biri 160 bu arada sadece sıfır dersi için sizin için ofiste kalacağız vallahi. Aa. Yani. Ben, herkes çok istedi. Hocam gibi. ne yapalım biliyor musunuz? Tüm zeytin, peynir. Aynen yani hep şey, beraber böyle tabakta Gömelim hocam hocam? Tebrik ederim seninle beraber gömeceğiz. Şekilde eşken dörtgen ile yamuğun alanları birbirine eşit ve her biri 160 santimetre karedir. Bununla bunun bak eşkenar dörtgenmiş bu. O zaman şunların bütün bütün kenarları birbirine eşit değil mi? O zaman burası 16 ise burası 16, burası 16, burası 16, burası 16 değil mi Tomuç öyle? Evet hocam. Şimdi yamuğun alanları birbirine eşitmiş. Hay Allah. FE kenarı FE kenarının AB kenarına uzaklığını bulun demiş. FE kenarı yani buranın buranın AB kenarına uzaklığını soruyor. Yani oha. O zaman ben şöyle bir şey indirmem gerekiyor. Hop yani şunla şunun arasındaki mesafeyi soruyor değil mi Maraton? Evet hocam. Burada bunu mesela. Peki ben burada bulunmak için Tonguç Eren şöyle düşünelim. E, 160 santimetre kare değil mi eşkenar dörtgenin alanı? Evet. Eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Tabağın Çarpı yükseklikte bulunmuyor muydu? Evet hocam. Tomuk Eren Bey'im bunun tabanını biliyor muyuz? Eşkenar dörtgenin alanı eda yani. Hemen bakalım bunun tabanı burası 16 değil mi sonuç herabim? Evet hocam. Yüksekliğini biliyor muyuz? Yüksekliğini bilmiyoruz. Buna da yükseklik diyelim tamam mı? O zaman ben yazıyorum bak. 16 çarpı, 16 çarpı buradaki yükseklik yükseklik, turuncu yazdığımız yükseklik eşittir kaçmış Allah'ını seversen bu eşittir. eşkenar üçgenin alanı zaten 160'mış değil mi Tomuçer abi? Evet o hocam. zaman yükseklik dediğimiz şey 10 olmaz mı Allah'ını seversen? Olur. O zaman şurası olmuş. Şuradan şuraya kadar mesafe. Sonra şurayı da bulsak yeterli. Demiş ki bu yamuğun alanı da 160 demiş. Yamuğun alanı nasıl Teras artı e, taban yani yer Bölü iki unutmuştu mesela demin. Aynen. Hangi arkadaş arkadaşımız unutmuştu? Ece Ece Birisi unutmuştu. Çarpı yükseklik. Kadriye. Burada, burada kırmızı yükseklik diyelim Tonguç abi. Çarpı yükseklik dediğimiz şey eşittir. ne olması gerekiyor Tonguç abi? O da 160 olması gerekiyor. Çünkü Yamun Anan da 160 160'mış. Süper zekisin. Peki bu ikisini toplarsan 40 eder. 40 bölü 2 20 eder. 20 çarpı yükseklik ee, eğer e, 160 sa yükseklik kaç liralarını seversen yükseklik 8'dir Tonguç'um. O zaman burası 8 değil mi abi? Evet hocam. E ee, buradan buraya mesafe kaçtır o zaman? 18 doğru cevabını veriyor arkadaşlarımız. Hepiniz yüzden, muhteşemsiniz. Hocam Arda 16 demiş ama Nisa oruç. maşallah diyorum oruca başlıyoruz bugün zaten inşallah. Alakoyuz. Evet Fadime, e, Fatime Fatime e, da bravo diyorum. Hepiniz muhteşemsiniz gerçekten de. Şimdi alan çevre ilişkisinde şunu bilmemiz gerekiyor. Çevre uzunlukları eşit dikdörtgenlerde kenar uzunlukları farkı az ise, tomurcukladım benim. Alan daha büyük olur. Bunu not alın lütfen kenar uzunlukları farkı fazla ise Tonguç Eren Bey'im alan küçük olur Tonguç Eren Bey'im. Ha, burası çok önemli. Çevre uzunlukları eşit olan dikdörtgenler. Mesela bunların çevre uzunlukları eşit değil mi? Bak toplamları kaç? 5, 4, 9, 2 ile çarp 18. Bunun çevresi Tonguç Eren Bey'im. Bunun çevresi 18'dir. Alanı kaçtır Allah'ını seversen? 5 kez 4, 20 değil mi? Evet. Peki bunun çevresi kaçtır? 7, 2, 14, 18, pardon, pardon 9, 18. Çevresi e, bunun kaçtır? 7, 2, 9, 18 çevresi. Alanı kaç Tonguç Ermen? 1, 2, 2, 14. 14. Bak alanı ne oldu? 14 çıktı. Alanı ne oldu? 20 çıktı. Ama çevreleri eşit değil mi bunların? Evet. Süpersin. Şimdi alanları eşit ise, eşit dikdörtgenlerde ise, kenar uzunlukları farkı az ise çevre Tonguç benim küçük oluyor. Eğer kenar farkı fazla ise çevre büyük olur. Ne demek bu? Ya bana uzatma kardeşim. Bunları zaten ezberlesem ne olacak ki? Sen bana mantığını anlat. Bak bunu alın 20 ise Tonguç Bu 5, bu 4 olsa ne olur bunun çevresi? 20. E, ...çevresi kaç oluyor? On sekiz oluyor. Kapardın. Eğer bunun bu kenarı bir... ...bu kenarı yirmi olursa Allah'ını seversen... ...çevresi kaç oluyor? Yirmi artı bir, yirmi bir. ile çarp, kırk iki oluyor. Dikkat ediyor musun? Çevresi ne kadar büyüdü? Ne kadar birbirine uzak olurlarsa o kadar... E, ...çevresi fazla oluyor Tomuç Mantık bu kadar aslında. Bununla alakalı bir tane klas bir soru çekelim. Sonra wow. <laughs> Rasim Amca alanı 60 Çok metrekare. Çok hocam. Eldiven giymek ister misiniz bu soruyu? Evet tebrik ederim. Eldiven giymek isterim. Bile gerçekten. Peki eldiven getiriyorum. Evet Rasim amca alanı 60 metrekare ve kenar uzunlukları metre cinsinden. Çatal tam, vereyim mi hocam? Kare tam sayı o olan elimizi kalemi böyle tutuyor. tam sayı olan elimiz, <laughs> tam bahçenin kenarına iki sıra tel çekmek istiyor. E, ee, o zaman. Çok kalas Evet süper. E, ee, ne diyor? Ondan sonra diyor, telin metre fiyatı 4 TL'ymiş. O zaman bir metre tel 4 TL'ymiş. Tamam evet bunu not ettim Tonguç Eren Bey. Alanı 60 metrekareymiş. Alan eşittir 60 metrekareymiş. Ve e, tam son iki sıra tel çekmek istiyor. Ha iki sıra. Bu önemli. Rasim amca bu için en az kaç tel harcar? Şimdi Tonguç'um eğer çevresinin büyük olmasını istiyorsak daha fazla para harcıyoruz. En az dediğine göre çevresinin en az olmasını istiyoruz. O zaman çevresinin en az olması için bak çevresinin en az olması için ne olması gerekiyor? Kenar uzunlukları farkı az olması gerekiyor. O zaman diyorum ki 60'ı 60'ın çarpanlarından 6 kere 10 olabilir veya 7 kere olur mu 8 kere olur mu 9 kere olmaz. 6 çarpı 10 olsa çevresi en az olur. Eğer bak bir kere 60 olsaydı burası 1 burası 60 olsaydı alanı yine 60 olurdu. Ama çevresi ne olur biliyor musun? 122 olurdu. Dolayısıyla ben bunu seçeceğim. Çünkü çevresi bunun kaç oluyor? Bu ikisini topla 2 ile çarp 32 oluyor. O zaman... 32 metre çevresi varsa iki sıra tel çekeceksem bunu iki ile çarpıyorum 64 oluyor. 64'de 4 ile çarpıyorum Tonguç Eren Bey. 256 TL oluyor. Bu doğru cevabı veren arkadaşlarımız. Hepiniz muhteşemsiniz gerçekten de. 256 TL harcamıştır. Klas Baran Akin Hocam. Şimdi unutmayın Tonguç Eren benim deneme sınavımız bu cumartesi günü. Bu cumartesi günü. Elimde deneme... kalemi aldım da ter var. Evet evet. Diyorum. Bu cumartesi deneme sınavımıza mutlaka katılın arkadaşlar diyorum. Ödevimizi hemen size sana vereyim Tonguç Eren Bey. Ödevimiz Tom nedir hocam. hocam? Hedefsiz hiçbir günümüz geçmemeli Tonguç Erhan Çünkü biz hedefi yüksek, başarısı ileride çığır açacak insanlarız. Şu anda burada şu tatilde ben de bile alalım, ders başlıyorum? dinleyen arkadaşlarımız unutmasınlar çok başarılı olacak ileride diyoruz. Ve dört genelde alan çevre, çevre e, soru çözümleri sıfırdan yediye sayfa yetmiş beşi açıyorum Tonguç Eren Bey'im. Pardon sıfırdan yedi diyorum. Taktikli yüz yirmi sekizi açıyorum sana Tonguç Eren Bey'im. Hemen açtım. Burada alan problemlerinde test yirmi dördü yapmanızı istiyorum arkadaşlar. E, aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im Zoru Bankası'nda da Zoru Bankası'nda da e, dört genelde alan çevre pardon şurasıydı. E, sayfa yüz altıyı açmanızı istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Sayfa yüz altıda alan problemlerinde test kırk altı yapmanızı istiyorum. Şuradaki şeyi de yapabilirsin tabi tes, e, testi tamamen bitir evladım benim. Aynı zamanda Tomuş hanım Dinamo Soru Bankası'ndan da e, Dinamo Soru Bankası'ndan olan arkadaşlarımız da çok soruyorlar e, nereden çalışacağız diye o da sayfa 154'ü açmanı istiyorum Tomuş hanım benim. 154'te alan problemlerini yapmanı istiyorum. Hadi bakalım şimdiden başarılar soru, çözümüne, soru çözümüne geçelim ve bu konuyu tam net bir şekilde pekiştirelim bakalım. Dizine. 7. sınıf matematik dörtgenler 2. soru çözümünü yapıyoruz. Dörtgenler bir yapılmıştı. Dörtgenler konusu gerçekten 7. sınıfın zevkli konularından birisi. İçerisinde baya bir geometri içeriği var. Haydi başlayalım sorularımızla. Şimdi öncelikle ne var burada diye bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir resim ve çerçe bir resim çerçeveleterek duvara asılıyor. Ne var resmimiz şurada bakın. Şöyle bir tane şöyle bir resmimiz var. Bir taraftan batıyor. Bir tarafta başka bir gezegende o batan güneşe eşlik ediyor. Çerçeveyi oluşturan ikiz kenar yamuk şeklindeki A ve B parçalarının ölçüleri şekilde verildi verildiği gibi olduğuna göre çerçevenin alanı kaç santimetre karedir? Bakın burada bir tane mavi çerçeve var. Altında da tekrar aynı mavi çerçeveden var. Sol tarafta bir tane ne var? Turuncu. Çer turuncu çerçeve var. Sağda da tekrar turuncu bir çerçevemiz var. O halde Gelelim bunların alanlarını bulmaya. Şimdi üst tabana alt tabana paralel olduğundan dolayı bu bir yamuktur. Yamuğun alanı nasıl bulunur diye kendimize soruyoruz. Yamuğun alanını belki hatırlarsınız. Şöyle bir tane yamuk çizeyim. Üst tabana alt tabana paralel. Üst tabanına A diyeyim şu mesafeye. Alt tabanının uzunluğuna da Alt tabanının uzunluğuna da B diyorum. Bir tane de yükseklik atayalım buraya. H olsun. O zaman tüm alan yani şu alan alan eşittir. A çarpı B A artı B bölü 2 çarpı H olacak. Yani üst tabanla alt tabanı toplayıp 2'ye bölersek alanını bulmuş olacağız. Haydi toplayalım o zaman. 18 ile 24 topladım. 18 artı 24 bölü 2. Yüksekliğimiz kaçmış? 3'müş. Devam ediyorum. Diğerine bakıyorum. Diğerinde de nedir? Alt tabanımız 12, üst tabanımız 18 bölü 2 yapıyorum ve yüksekliğim tekrar kaç oldu? 3 oldu. Aynı zamanda bunlardan ne var? Hem sağda sağda hem de yukarıda aşağıda olduğundan dolayı bulduğum sonucu da 2 ile çarpacağım. Haydi içerisini bulmaya başlayalım. Şimdi bakıyorum 18 ile 24'ü topladım. Bu bana kaç verdi? 42. 42'yi 2'ye böldüm. 21. 21 ile 3'ü çarparsam şöyle sola doğru yazıyorum yerim olmadığı için. 63 diyorum devam edelim 12 ile 18 topladık bu bize kaç verdi 30 32'ye böldüm 15 şurası komple 15 15 ile 3'ü çarparsak artı 45 oldu topladık bunları arkadaşlar bu da bana neyi verdi eşittir diyorum 108 ama bunlardan ne vardı 2'şer tane vardı sağlı soğulu o zaman 2 ile çarparsam 216 değerini bana vermiş oldu geçelim diğer sorumuza Şimdi bakıyorum yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC bölmeleri tablodan metrekare başına fiyatları verilen fayanslarla döşenecektir. Yani A bölgesinde bakın A bölgesini şöyle mavi kalemle hemen belirteyim net anlamak için. Arkasından B bölgemiz var, C bölgemiz var, B'ler birbirine eşit. Hem üstte hem altta iki tane birbirinin eşit olan B bölgesi var. O halde B bölgelerin alanlarını bulacağım ve hemen yanında bakın bir tane yamuk var. Yamuğun alanı da ne verilmiş? C verilmiş. O halde teker teker bunların alanlarını bulalım. Ama alanlarını bulmadan önce ben ne yapayım? Sizin için arkadaşlar. Sizin için ne yapalım? Bir alan formülünü verelim. Özellikle paralel kenarın alanı ne eşittir? Bu bence önemli. Bakın şöyle olsun. Şuranın yüksekliğine h dedim. Şuranın uzunluğuna a diyecek olursam. Burada alan eşittir. Direkt h çarpı a'dır. Ne yapıyorum? Yükseklikle indiği kenarı çarpıyorum. Yamuğun alanı biraz önce öğrenmiş miydik? Öğrenmiştik. Üst taban, alt taban topla ikiye böl. Yükseklikle çarp. Burada bir de aynı zamanda ne vardır? A vardır. A da neymiş? Bir karemiş. O zaman ben ne yapacağım? Karenin de alanını bulmam gerekiyor. Karenin alanını da bulmak için ne yapacağım? Bir kenarın e, karesini almam yeterli. Şimdi devam ediyorum o halde. <laughs> Bakalım Şimdi hemen A'yı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gerçekten de bu neymiş? Bir kareymiş. Karenin alanı neydi? Şöyle A'nın alanı 6 çarpı 6'dan 36. Peki metre kare fiyatı neydi? 4 TL. Yani 36 ile bir de kaç çarpmanız gerekiyor? 4'ü çarpmanız gerekiyor. O zaman A için ödemem gereken para 36 çarpı 4. 36 çarpı 4'ün pratik yolu nedir? Bir kez 2 ile çarp. Bir kez 2 ile çarp bir daha 2 ile çarp. Yani 36 2 ile çarptın kaç oldu? 72. Bir daha 2 ile çarparsan 144. Böyle pratik yolları kullanın arkadaşlar. Size herkes zeki sansın. Devam edelim. B'ye gelelim. <laughs> Bakın B'de ne oluyor? B'de hemen yüksekliğimi buluyorum. Yüksekliğim kaç? 2. <laughs> Taban uzunluğum kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz önce zaten bulmuştuk. O zaman B için de yapalım. B'nin alanı ne oldu? Yükseklik çarpı indiği kenar 6. O zaman kaç oldu? 12 metrekare. Peki B için ödemem gereken ücret nedir? Hemen bakıyorum dostlarım. <laughs> B için ödemem gereken metrekare fiyatı kaçtı? Burada 2 TL idi. O zaman ben ne yapacağım? 2 ile 12'yi çarpacak olursam buradan da ne oldu? 24 TL. Bakın şurada bir şey var. Bunu da sorunun ilerleyen zamanlarında ekleyeceğim. Hatta Devam edelim. Devam edelim. 24 TL. Devamında da ne yapıyorum? Şuradan ne oldu? Ee, 3'tü. C'ye bakalım. C'nin alanını bulmak için. Bu arada B'den kaç tane vardı? 2 tane vardı. 24'ü de. 24'ü de 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Buradan ne oldu? 48 TL oldu. Devamında hemen ne yapalım? C'ye gelelim. C'nin yüksekliği neydi? 1, 2, 3. Tabanını kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman ne yapıyorum? 3 çarpı 10 diyorum. 3 çarpı 10. Ee, 3 çarpı 10 artı üst tabanını da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü ne olacak? 2 olacak. Yani üst tabanımız 6, alt tabanımız 10. O zaman ne yapacağım? Ortalamasını aldım C için. Daha sonra da yükseklik olan 3 ile çarpacağım. 16 bölü 2, 8. 3 ile çarptım. Buradan kaç oldu? 24. Ama C için ödemem gereken parayı bulmak adına ben ne yapıyorum? C nereye gider diyorum dostlar? Bakalım hemen. C'nin birim Birinin fiyatı neydi? 3 TL miydi? O zaman ne diyorum? 24 çarpı 3'ten 72 TL. Şimdi değişik bir yoldan aslında bu soruyu çözdük. İki tane çözüm var. İkisini de size göstereceğim. 48'e 72'yi topladık. Bu bize kaç verdi? 120'yi verdi. Arkasından da 120'ye de kaç ekledim arkadaşlarım? 24 mi ekledim? 24 eklersen bu da bana kaç verdi? 144'ü verdi. Arkasından şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunların alanlarını kaçtan saymıştım? Birden mi saymıştım? Birden saymak yerine bizim bunun alanlarını kaç tane saymamız gerekiyordu aslında uzunluğu. ikişer ikişer düşünmemiz gerekiyor değil mi? İkişer ikişer düşündüğümüz zaman normalde buranın alanı 1 metrekare iken buranın alanı ne olması gerekiyor? 4 metrekare olması gerekiyor her birinin. Oradan gidersek soru daha rahat çıkar. Devam ediyorum. Geçtik diğerine. Şimdi bakıyorum. Yukarıda verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi buranın alanı bulmak için ne yapalım? Alanları teker teker parçalayalım. Teker teker parçalayacak olursak şöyle hemen parçaladım. Burası 4. Şurası 2 oldu. Tamamı 9'du. Buraya kaç kaldı? 5. Devam ediyorum. O halde şuranın alanı bulabilirim. 2 çarpı 4'ten 8. Bakın alan bulduğum alanı yuvarlak içerisine alıyorum ki daha rahat gözüksün. Hemen geliyorum şurayı tamamlamaya. Bakın 7 çarpı 5'ten buranın alanı kaç oldu? 35. Şimdi burada pratik bir şey yapacağım. Bakın yükseklik kaç birimdi? 5 birimdi. Doğru mu? Taban uzunluğunu komple alın. Taban uzunluğunu komple alırsanız ne olur? 9 olur. Bakın şu biri şuraya taşıdınız değil mi? 9 oldu. Buranın alanı normalde ne olur? 45. Ama ama bakın arkadaşlarım şunlar neydi? Buranın içerisine dahil değil değil mi? 1 çarpı 3'ü benim buradan ne yapmam gerekir? Çıkartmam gerekir. O zaman Buranın alanı taralı alanda ne oldu? 42 oldu. Yukarıdan da kaç gelmişti? 1.8 gelmişti. 1.35. Hemen toplayalım. 42 artı 8 artı 35. 42 ile 8 topladım. 50 ve 35 daha eklerseniz bu da size 85 cevabını verecektir. Geçiyorum diğer soruma. Diğer sorum biraz beni ters köşe mi yapmaya çalışmış ters çıkarak? Hemen düzeltiyorum onu sizin için. Hatta hepsini birlikte düzeltelim. Daha rahat olsun. Hemen gelelim sorumuza kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Yani şöyle düşünün. Tabii ki yani dikdörtgen düşünün. Dikdörtgenin kısa kenarına ne diyelim? Misal A diyelim isterseniz. Şöyle ne var? Bir tane dikdörtgenimiz var. Buraya A buraya B dedik. Birisi bana buranın alanını sorarsa sizin de cevap vereceğiniz üzere alan eşittir. Ne diyeceğiz? A çarpı B. Güzel. Şimdi alanın ne olduğunu buldum. A çarpı B. Sorumuzu okuyalım. Sorunun kritik yerlerine bakalım. Yukarıda bir tatil köyünün eğlence ve spor için ayırdığı alanın krokisi verilmiştir. Okey. Bu tatil köyünde bisiklet yoluna ayrılmış alanlar kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan ve aslında birbirinin aynısı olan, şurayı farklı bir vurgulayayım. Birbirinin aynısı olan dikdörtgenler şeklindedir. Yani bakın arkadaşlarım. Yani şurasına A derseniz şu uzun kenarı da ne olacakmış? B olacakmış. Yani uzun kenarı da hepsinin nedir? B'dir. Şunun uzun kenarı da komple nedir? B'dir. Hatta bakılacak olursa B ile B'yi topladığınız şu uzunlukta ne oldu? 2B oldu. Onu komple yazayım isterseniz. Bu size güzel bir pratik bir şey verecek sorunun. ilerleyen zamanlarında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın kısa kenara A uzun kenarı B mi? E, devam edelim. Aynı şekilde şurası da uzun kenar mıdır? O zaman burası da ne oldu? 2B. Aman Allah'ım. Ben ne buldum biliyor musunuz? Bakın eğlence tamam mı? bisiklet yolları için ayrılan alanlar toplamı neymiş? 120 metrekare olduğuna göre diyor ki eğlence ve spor için ayrılan toplam alanın metrekare cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? He. şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapabiliriz istersek. Şu Luna Park'ın, tenis kortunun, futbol sahanın, e, sahasının, oyun parkının benim ne yapmam gerekiyor? Alanlarını bulmam gerekiyor. Ama onu bulmadan önce hemen biz ne yapalım? Şöyle diyelim. Bisiklet yolları için ayrılan alanlar toplamı neymiş? 120 metrekare. Burada kaç tane bisiklet yolu var? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane var. E 4 tane olduğuna göre ben ne yapacağım burada? 120'yi hemen 4'e bölelim. 120 bölü 4 dedik. Bu da bize kaçı verdi? 30'u mu verdi? Yani bakın şu dikdörtgenlerden birisinin alanı kaç oldu yani? 30 oldu. Şimdi 30, 120 soru bizden neyi soruyor burada? Bakın ee, komple bu e, alanı soruyor. Bisiklet yolları için ayrılan alanlar toplamı 120 metrekare olduğuna göre eğlence ve spor için ayrılan toplam alanın metrekare cinsinden değeri yani eğlence dediği nedir burada? Eğlence lunapark, oyun parkı spor için dediği için nedir? Tenis kortu ve futbol sahası. Bunları aklımızda tutalım ve arkasından ne yapalım? Şimdi teker teker düşünelim. Alan 30sa ben ne yapabilirim? E, bisikletin bir kenarına ne diyeyim arkadaşlar? Uzun kenarına mesela 6 diyebilirim değil mi? 6 diyebilirim. Ben buraya 6 diyecek olursam eğer yani şuraya 6 diyecek olursam e burası da ne olacaktır haliyle? Çünkü 2B ise 6 olacaktır. Yani bir kenarı ne oldu? 12 oldu. Ha, 144. tüm alan ne olur? 144. Çünkü 12 çarpı 12'den 144 oldu. 144'ten olmaz. O zaman 6 vermeyelim. Kaç verelim uzun kenarına? Misal 15 verelim. Eğer 15 verecek olursak bakalım ne çıkıyor. Şimdi arkadaşlar 15 verdim. 15 verecek olursam ben buradan neyi buldum? 15 çarpı değil mi? Yani 15 15 bir 15 burada. Bir 15 de nedir? Buradadır. O zaman burası kaç oldu? 30 oldu. Yani 30 çarpı 30'dan neyi buldum? 30 çarpı 30'dan ben neyi bulmuş oldum buradan? Tüm alanı 900 bulmuş oldum arkadaşlar. Cevabımız nedir? 900. Devam ediyorum. Diğer soruma geçiyorum.